darbe teşebbüsünden bu yana söylenen şey, yani buradaki düşünce kuruluşlarında da dillendirilen şey, İncirliğe ne olacak? İncirlik kapatılacak mı? Öyle bir Türkiye'de şey söz konusu ki, öyle bir ruh hali söz konusu ki, Türkiye'den her şey beklenebilir noktasındalar. Yani son derece irrasyonel bir şey yapabilir. İncirliği kapatmak gibi. Halbuki İncirliği kapatmak Türkiye'nin kendi çıkarlarına da zarar verecek bir adım. Fakat Amerikalılar buna da hazırlıklı olmak istiyorlar. Dolayısıyla farklı platformlarda şu tartışılıyor. Ne yapabiliriz? Eğer böyle bir senaryo ortaya çıkarsa ne yapabiliriz? Ya da mesela Kürtlerle çalışmak, Suriye'deki Kürtlerle çalışıyordu Amerikalılar. Fakat gelinen noktada eğer Türkiye bütünüyle kendini bu ittifaktan çekerse, işte Fethullah Gülen verilmedi vesaire diye bunu bir kart olarak kullanmaya çalışırsa, bu Amerika'nın diğer ittifaklarını güçlendirecek türden bir adım olur. Suriye'deki Kürtlerle ittifakı gibi. Dolayısıyla her fırsatta Sayın Erdoğan'ın Amerika'yı bu konuda sıkıştırması, yani şunu anlıyoruz. Evet, Fethullah Gülen'in geri verilmesi için mücadele ediliyor. Fakat hep darbenin arkasında Amerika var, sen darbeyi destekliyorsun. Bunlar ilişkilere çok zarar veren şeyler. Ve gördük bunu, yani yıllardır bu fevri çıkışların dış politikada Türkiye'yi hiçbir yere götürmediği gibi her seferinde onun bindiği dalı kestiğini gördük ve hala Amerika gibi kritik bir müttefike bu şekilde bir söylem kullanılması bence son derece çıkarlarımızı zedeliyor.